gündemimizi başlatıyoruz ama başlatmadan önce... Bodrum Belediye Meclisi'nin 2015 yılı Aralık ayı olağan toplantısı, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki önerge, toplam 8 maddenin görüşüldüğü 2015 yılının son toplantısının sonunda yine hararetli anlar yaşandı. Billboardların gıda anonim şirketine tahsisi konusunda MHP'li meclis üyeleri itiraz ederken, toplantı sonunda Yalıkavak giriş bölgesine yapılacak restlere karşı çıkan grup meclis üyelerinden destek istedi. Bodrum Belediye Meclisi'nin 2015 yılı Aralık ayı olağan toplantısına CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve MHP Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Tosun da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izleyici olarak katıldı. 13 parsel ise kısmen imar yolunda, kısmen de eski konut alanında kalmaktadır. Toplantı başında biri CHP, biri MHP'den olmak üzere gündeme alınması iki önerge sunuldu. CHP'li meclis üyelerinin Bodrum Merkez ve Konacık Mahallesi sınırları içindeki açık hava reklam alanlarını ve reklam ünitelerinin Bodrum Belediyesi Gıda Anonim Şirketi'ne tahsisini talep eden önergelerinin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi. Diğer önerge ise MHP Meclis Grubu'nun ülke ve dünya barışına katkıda bulunması adına Ege sularında ölen ve cansız bedenini Bodrum kıyılarına vuran 2 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi adlı bebeğin yaşamını kaybettiği plaja adının verilmesi ve hürriyeti temsil edecek bir heykelin o plaja dikilmesi önerisinin görüşülmesi teklifiydi. Bu önerge de oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 6 maddenin 5'i oy birliğiyle mecliste kabul edilirken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait gider bütçesinden toplam 2 milyar lira alınarak, özel kalem müdürlüğünde ödenek kalmayan kalemlere aktarım yapılması maddesi, MHP'li üyelerin ret oyuna karşılık CHP'lilerin evet oylarıyla kabul edildi. Bodrum Merkez ve Konacık Mahallesi sınırları içindeki açık hava reklam alanları ve reklam ünitelerinin Bodrum Belediyesi Gıda Anonim Şirketi'ne tahsisi konusunda verilen önergenin görüşülmesinden önce Başkan Kocadon bilgi vermesi için Bodrum Belediye Avukatı Mehmet Türkoğlu'na söz verdi. Billboard ihalesinin Danıştay tarafından iptal edilmesiyle ilgili kararının yazılı olarak firmaya gönderildiğini söyleyen avukat Türkoğlu şöyle konuştu. Firma Bodrum Merkez Torba dahil olmak üzere reklam alanlarını 5 yıl süreyle ihaleyle almıştı. Bu ihaleyle ilgili olarak o dönem ihale öncesinde bu alanlar kullanan diğer reklam tarafından dava edildi ihale konusu için. İlk aşamada yürütme tutma kararı verildi. Daha sonrasında Muğla İdare Mahkemesi açılan davayı reddetti ve bizim de bu süreye kadar yaptığımız ihale sonuçlarıyla devam ediyordu. Ancak temiz edilecek Muğla İdare Mahkemesi kararı, temiz sonucunda Danıştay Muğla İdare Mahkemesi kararını iptal edince Muğla İdare Mahkemesi'ne konu yeniden döndü. Muğla İdare Mahkemesi bu defa Danıştay'ın kararını gerekçe göstererek yerlerine iptaline karar verdi. Ama aradan 3,5 yıl gibi bir sürede geçmiş oldu. Şimdi mahkeme kararıyla ve iptaline kararıyla ihale iptal edilmiş olduğu için biz de ilgili firmaya durumu belirtemeyeceğiz. İlgili firmadan da reklam alanlarının tamamını geri istedik. Onlar da Cuma günü itibariyle düzenlenen müzakere bu alanları bize tekrar iade ettiler belediyemize. Konu da sanıyorum bu aşamadan sonra şirketimiz tarafından meclise önerge olarak getirildi. Meclis uygun görürse tavsiye istiyorlar. Çünkü şu an işte bu alanlar belediyemizin ötesinde ve kullanımında görülüyor. MHP grubu adına söz alan avukat Şakir Açıkgöz'e doğrudan tahsis edilmesinin uygun olmadığını ve neden ihaleye çıkarılmadığını sordu. Başkan Kocadon'sa süresinin bitmesine kısa bir süre kaldığı için ihaleye çıkmasına gerek olmadığını ifade etti. Başkan 2016 Mart ayında Yarımada'daki tüm billboardların ihaleye çıkacağını söyledi. Konuyla ilgili söz alan Bodrum Gıda Anonim Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Yıldız Hansa, Muğla Büyükşehir olmasından dolayı 10 belediyenin kapandığını, o belediyelerin de farklı adetlerde, farklı fiyatlarda ve farklı tarihlerdeki anlaşmalarının sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi. Bunların bitim tarihleri de farklı sürelerde bitiyor. Biz hedef olarak Bodrum Belediyesi'nin yaptığı 2017'deki Mart ayında hepsini bir araya toplamak amacıyla biliyorsunuz daha önce Temmuz ayında
Gümüşlü, Yalıkava, Bitezi, Göktürk'ü, Gündoğan ve Mumcuları içine alan bir paketi Gıda İşleri tahsis etmişti. Onları da aynı tarihte bitecek diye biz davet usulü şirkette ihale yaptık. Şimdi buradaki amaç başka bir karışıklığa da sebebiyet vermemek. Çünkü bu beldelerimizin bir kısmının içinde Büyükşehir'in ana arterleri de geçiyor. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz de Ocak ayından itibaren kendi bölgelerindekilerini ihale çıkma kararı aldı. Şimdi herhangi bir firmayı mağdur etmemek veya herhangi bir şekilde bir karmaşa yaratmamak amacıyla Gıda İşleri üzerinden bunu aynı tarihlere denk getirip sonra belediyemiz 10 senelik kendi alanındaki yerleri de kiraya ve ihale yoluyla çıkabilir. Yıldızhan Gıda Anonim Şirketi olarak billboardları kiraya verebileceklerini, ihaleye çıkabileceğini ya da şirketin altyapısının uygun olmasından dolayı kendilerinin de işletebileceğini sözlerine ekledi. MHP'li üye avukat Şakir Açıkgöz'e bu ifadelerin Hüseyin Yıldızhan'ın şahsi görüşleri ve yorumları olduğunu ve yasal bir gerekçesi olmadığını ifade ederek şöyle konuştu. Sayıştay raporundan aynı bir kıtasını okuyacağım, iki maddesini okuyacağım ben de. Devlet yani 28-86 sayılı yasanın birinci maddesi sayılı belediyelerin kiralama işlemleri 28-86 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine tabi ediyor. İncelenen gerekçelerle diyor devamında da Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Ticaret AŞ'ye tahsis işlemlerinin yasaya hukuk uygun olmadığı gibi Bodrum Belediyesi Meclisi'nde görev ve ihtiyacında bulunduğu görülmüştür diyor. Yani böyle doğrudan tahsis olmaz. Diyor ki belediye bize tahsis etsin sonra biz diyor gıda aşı olarak diyor ihaleye çıkartırız diyor. Yani belediye niye çıkartmıyor? Geçen de zaten bunu geçiyorsunuz. Yine Portekiz Kafe daha öncekiler geçti. Yaklaşık burada şimdi ben kısa notumu aldım. Diyor ki 42 tane yerin doğrudan tahsis işlemiyle gıda aşıya girdik. Bunun hem Sayıştay raporundan söylüyor. Devlet ihale kanunuyla belediyeye aykırı oldu ve zarar uğratıldı diyor. Bunu ben de rapor yazıyor. Hani siz burada onun mu dedi geçiştirdiğinizde ben bunu ilgili söz alacaktım. Şimdi bir 5 dakika inceledim. 9 tane yani vurgular da hariç 14 tane tamamen belediyeye zarar uğratıcı olumsuz görüşler var. Hatta bir çoğunluğunda diyor ki ilgili belgeler tarafımıza verilmeden inceleme yapılmamıştır diyor. Hani raporun neresi olumsuz bir? Bir de tahsis kesinlikle yasaya aykırıdır. Ha geçecektir illa ki. Biz bununla ilgili de artık bundan sonra yasaya aykırıma dava açacağız. Yapacak bir şey yok başkanım. Teşekkür ederim. Başkan Kocadonsa yanıt olarak Sayıştay'ın raporunda yanlış bir şey olsa bunu belirtir ve belediye başkanı ve görevlilere hizmet çıkarır. Var mı böyle bir şey? Yok şeklinde yanıt verdi. Oylama sonucu MHP'lilerin hayır oylarına karşı CHP'lilerin evet oylarıyla açık hava reklam alanları Bodrum Gıda Anonim Şirketi'ne tahsis edildi. Suriyeli Aylan Kurdibibey'in yaşamını kaybettiği plaja adının verilmesi ve hürriyeti temsil edecek bir heykelin o plaja dikilmesi konusunda MHP'li üyelerin verdiği önerge olan son gündem maddesi hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Kocadon, teklifin iyi niyetli bir öneri olduğunu ve kendisinin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek şöyle konuştu. Ama Bodrum Belediyesi zaten bu çalışmayı yapıyoruz. Bu önergeyi ben iyi niyet önergesi olarak kabul ediyorum. Ve özellikle burada oylamaya sunarsak evet ya da hayır konusunda bunu getirmek istemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Çünkü bu hepimizin bir sorunu, insanlık aleminin sorunu. Yani şimdi bir önerge verip de bir siyasi partiye mal olmasını da istemiyorum. Çünkü bu önerge geçer bizden, bu önerge bizden kabulümüz. MHP'li üyelerden Hülya Aşkınsa, Başkan Kocadon'un bu sözlerine bu önerge sizden de gelirse bizden de geçer şeklinde yanıt verdi. Başkan Kocadon önergeyi bu konuda çalışma yapılması şeklinde oylamaya sundu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Gündem dışı söz alan MHP'li Süleyman Mazı Turgut Reis'te önemli sorunların olduğunu ve Turgut Reis'le ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapılmasını istedi. Taner Uslu yapılan çalışmalarla ilgili kısaca bilgi verdi. Şikayet olan yerlerde de sorunların kısa sürede çözüleceğini söyledi. Meclis toplantısının sonunda ellerinde çeşitli belgelerle Başkan Kocadon'a gelen Hasan Yokarlı ve res yapılmasına karşı çıkan grup şikayetlerini dile getirdi. Res çalışmalarının kanuna aykırı bir şekilde devam ettiğini tekrarlayan grup üyeleri yapılan çalışmalar sırasında zeytin bahçelerinin de zarar gördüğünü iddia ettiler. Geniş mezarlık kamulaştırılmış arkadaşlar. Elazığ'da, bak Elazığ'da
Başkan Kocadom bu konuda bir kampanya başlatacaklarını ifade ederek, billboardlarda ve ulusal basında özellikle çevreye duyarlı Türkiye vatandaşlarını da Bodrum'a davet ediyoruz. Büyük bir eylem organize ediyoruz dedi. Meclis sonunda meydana gelen yoğun bir karmaşa içinde Başkan Kocadom konuşmasını şöyle sürdürdü. Biz Bodrum halkı, biliyorsunuz, medeni, misafirperver, hoşgörüsü yüksek olan bir halkız. Ve bu hoşgörüsü yüksek olmasını lütfen kimse farklı boyutlara getirmesin. Biz bütün haklarımızı yasal çerçeveler içinde ararız. Bu hoşgörümüzden faydalanıp da böyle yanlış uyanlar vermeyin. Belediye, Bodrum Belediyesi'ni tanımayız gibi ifadeler sadece şu anda bizim misafirperverliğimizden dolayı onlara gösterdiğimiz hoşgörü. Ama hiç bir unutmasınlar. Bodrum halkının birliği ve beraberliği karşısında ve Bodrum halkının istemediği bir şey Bodrum'da gerçekleşmesi mümkün değil. Bunu birçok öğretmenle beraber yaşayacağız. Bundan sonra da yaşayacağız arkadaşlar. Özellikle firma belediyemize bugün gelip şeyler getirmiş. Fener Başkan şöyle bir göz attı. Başkanım bununla ilgili ufak bir bilgi alalım. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu da konuyla ilgili yetkileri çerçevesinde kontrol ve denetlemeler yaparak gereğini yerine getirdiklerini söyledi. Reis konusunda karşı duran gelişlilere MHP'li meclis üyeleri de destek verdi.